PKK Türkleri hedef alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması görüşmesine katılmasının hemen ardından bölgede terör örgütü PKK'ya indirilen ağır darbeler PKK'yı çaresizliğe sürükledi. Zap ve Metina bölgelerinden büyük ölçüde temizlenen terör örgütü PKK, varlığını sürdürebilmek için Kerkük ve Musul'da Türkmenlere saldırmaya başladı. Mart ayının sonunda gerçekleştirilen İHA saldırılarında Süleymaniye'ye bağlı Kifri'deki Türkmen lideri Hüseyin Alloş Bayatlı'nın şehit edilmesinin arkasında PKK'nın olduğu öğrenildi. Bayatlı'nın tabutuna siyah Türkmen bayrağının serilmesi, Türkmen topluluğunun PKK'nın vahşi saldırılarına karşı direnişini gösteren sembolik bir eylem. Siyah Türkmen bayrağı aynı zamanda intikamı temsil ediyor. Irak Meclisi Türkmen grubu adına yapılan yazılı açıklamada, Türkmenlerin can güvenliğinden başbakan, siyasi gruplar ve Irak Kürt bölgesel yönetimi sorumlusu tutuldu. 2023'te PKK tarafından 32 Türkmen sivil hayatını kaybetmişti. Terör örgütü sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Türkmenlerin evlerini, iş yerlerini ve dini mekanlarını da hedef alıyor. Bu hain saldırılar bölgedeki Türkmenlerin güvenliğini ve refahını tehdit ederken, aynı zamanda onları göçe zorluyor. Üstelik PKK'nın sivillere yönelik saldırıları sadece Irak Türkmenleriyle sınırlı değil, bölgede yaşayan diğer etnik gruplarda hedef haline geliyor. Peki PKK neden sivillere saldırıyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. PKK Türk ordusuna karşı koyamadığı için Türkiye yakınlığı ve desteğiyle bilinen Irak Türkmenlerini hedef alarak Ankara'ya misilleme yapmaya çalışıyor. Özellikle Ankara ile Bağdat arasında gerçekleşen görüşme ve anlaşmalar sonucunda ortak harekat merkezinin kurulması ve Türk ordusunun bölgedeki etkinliğinin artırılması planı PKK'yı daha da korkutmuşa benziyor. Terör örgütü PKK'nın bu hain eylemleri, Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlar yürüttüğü her dönemde artış gösteriyor. PKK bu saldırılarıyla bölgedeki varlığını göstermeye çalışırken, aynı zamanda buradaki Türk nüfusunu sindirmeyi ve göçe zorlamayı amaçlıyor. Ancak Türkmenler terör örgütü PKK'nın ideolojisine ve vahşetine karşı direnç gösteriyor. Bu durum PKK'yı daha da öfkelendiriyor. Türkmenlerse bu zorlu mücadelede dimdik dururken, Ankara ve Bağdat'ın birlikte hareket etmesiyle operasyonlarını genişletecek olan Türk ordusu, PKK'lı teröristleri bölgeden tamamen kazımak için mücadelesine devam edecek.